Herkese merhabalar kanalıma, terasıma, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Benim bu halde son görüş videonuz olacak. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ne söyleyeceğimi, ne çekeceğimi, nasıl montajlayacağımı inanın bilmiyorum. Sadece tek bildiğim bir şey vardı ki böyle bir değişim ve dönüşümü zaten sizlerin gözünüzün önündeyim yaklaşık 7-8 aydır. Bu fark edilecekti. Yani yalan söylemek adetim olmadığı için de tüm aşamalarını eğer benim gibi düşünen varsa, sağlık nedeniyle de estetikle birleştireceği bir ameliyat yapmak isteyen varsa da bir ışık olsun, size bir faydam olsun diye vlog yapmaya karar verdim. Bunu neyi? Burnumun değişim sürecini. Çok duygulanıyorum. Bugün günlerden cuma, akşam 5 sularındayız. Ve yarın sabah hastaneye gidip kan tahlillerini, PCR testini vereceğim. Pazar günü öğlen 12'de de ameliyatım gerçekleşecek 9 Mayıs'ta. Hayatımdaki ilk ameliyat olması sebebiyle de ayrıca biraz tedirginim. Ama artık siz de benim bazı videolarımda fark ediyordunuz. Böyle burnun tıkalı gibi konuşuyorsun, genzinde et mi var Ezgi dediniz. Kontrole gittim, et büyümüş, bir de sağa doğru kemik eğriliği başlamış. Nefes alamamaya başladım özellikle son 4-5 aydır. Bayağı geceleri yatarken böyle %40 kadar düşüyordu nefes alma potansiyelim ve verimim diyebilirim. Sonrasında bunu zaten her ya da geç yaptıracağımı düşündüm ve kapanma döneminde de hazır evdeyken iyileşme sürecini öyle atlatayım diye böyle bir karar verdim. Aslında bu çok ani bir karar değildi. Hep düşündüğüm ve biraz korktuğum için ötelediğim bir şeydi. Çünkü ifadem değişecek mi diye en büyük zaten tedirginliğim var. Siz şimdi diyeceksiniz ki ne gerek var? Burnun zaten çok güzel. Evet, farkındayım. Çok kötü bir burnum yok. Allah'a şükürler olsun. Kimsenin gücüne de zoruna da gitmesin. Güzel bir burnum var. Ama şunu şöyle biraz daraltalım diyorum. Hazır zaten ameliyat olacağım. Böyle çok oynamasın. Biraz böyle ufaktan ucunu toparlasak bana yeter dedim. Doktorum da gerçekten tüm detayları anlattı bana. Kafamdaki soru işaretlerini giderdik ve sonrasında da böyle ani bir kararla da ameliyat olmaya karar verdim. Buraya kadar olan kısım bu videonun girişi olsun. Bundan sonraki kısımları da çekeceğim. Özellikle şimdi birazdan gideceğim Gürkan hocamın yanına. Onunla da ilgili bir bilgi alışverişi yapalım tekrar. O görüntüleri de sizinle paylaşacağım. Daha sonrasında da ameliyattan sonra gün gün neler oldu? Yüzümde mor aralıklık, şişlik var mı? Ağrısızı olacak mı? Ki doktorum bunların hiçbirinin olmayacağını bir haftada ayağa kalkacak söylüyor. Umarım her şey planlandığı ve öngörüldüğü gibi gider. Benim de ilk ameliyatım. Dualarınızı esirgemeyin diyeceğim ama siz bu duaları ederken ben çoktan iyileşmiş olacağımı düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir 7 ya da 10 günlük video yapmayı planlıyorum. Umarım bu fikri olan insanlara ışık olur. Umarım güzel bir burnum olur. Kötü olursa da sizden tek istediğim şey lütfen acımasızca eleştirmeyin. Daha güzeldin, daha kötü oldun, mahvettin kendini falan tarzı. Lütfen konuşmayın çünkü olmuşla ölmüşe çare yok. Artık o burunla yaşayacağım. Ezgi abla biz senin burnunu değil ruhunu seviyoruz zaten deyip geçin. Ama bu düşünce kalıbını bile iptal ediyorum şu an. Her şey çok güzel olacak. İstediğim bana yakışır bir sadelikte burun olacak. Emin olabiliriz inşallah. Ay, hiç bilmediğim bir şeye de girmek böyle bir belirsizlik insanı inanılmaz geriyormuş. Neyse bugünlük şimdi açılış için bu kadar yeter. Size çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama ilk vlogum da olacak bu galiba. Çok enteresan. Hoş geldiniz Ezgi Güler'in ameliyatlı dünyasına. Kan hocam yüz cerrahisi olduğu için çok güzel bir metafor koymuş girer girmez. Yani içerisi arkadaşlar o kadar güzel ki müzeye gelmiş gibi falan hissediyorsunuz. Aşırı iyi değil mi? Ben de buradayım. Şöyle baktığımız zaman şu cildi, şuradaki parçanın diyelim ki böyle yukarı doğru taşındığı şey burnu kaldırır. Anladım. Bu kalkıklık. Bu iyi bir şey değil. Bu dikkat çeken. Bu aynı zamanda yapay gösteren bir şey. Evet arkadaşlar 9 Mayıs Pazar günü saat 10 olmak üzere büyük gün geldi. 1,5 saate ameliyatım başlayacak. Çok heyecanlıyım. Çok değişik bir duygu anlatamıyorum size. Yani böyle aşık olmuş gibi kıpır kıpır aynı zamanda da çok garip bir ufacık bir endişem var. Beni giydirmeye geldiler. Bakalım vallahi gidiyorum. Son kez bakmak ister misiniz? Bye bye. Şu an ürün yerleştirme gibiyim arkadaşlarım. Varis çoraplarım da var. Nasıl olmuşum? Bugün mesela ne olmasını isterdin? Bir dilek tut. Hiç ağrısız, sızısız, çok çabuk atlatabileceğim ve çok yüzüme yakışan doğal bir burun. Tamam, dilek benim son olacak. Ya. Dur, bir daha söyle.
böyle bir keyif yok. Tatile gitsem bu kadar eğlenebilirim. O kadar da korkulacak bir şey yok. Aslında tam eğlenceli değil mi? Aynen. Çok burası, keyifli iç içerisi. Burası gizli bir kulüp. İçerideki bilgiler dışarıda duyulmasın benim diye söylemiyorum. Benim bilincimi çok kapamayız. Siz ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Ya da bir değişik bir masal atar mısınız? Tamam, biz ameliyat başladığı zaman senin bu konuştuklarını konuşuyoruz. Asıl macera o zaman. Tanıyamadım. Hangi kameraya konuşuyorum bu dakika? Hadi bakalım, güzel rüyalar gör. Şimdi istersen seni Liv Airways ile Maldivlere gönderebiliriz. Zaten güzel bir rüya görüyor gibiyim. Hadi. Ezgi'cim 4 saat oldu ameliyattan çıkalı. Nasıl hissediyorsun? Yani çok iyiyim. Hiç narkoz, kusma, ağrı, sızı hiçbir şey olmadı. Şoktayım. Şişliğim de çok olmayacak gibi. Arkadaşlar çok rahat bir şeymiş. İnanmıyorlar bana. Ağrım yok diyorum ama pijamalarımı bile giydim. İlerleyen günlerde neler olacak göreceğiz. Yürüyüş de yaptık. Aynen. Ya suları da içiyorsun. Kahve bile okey. Yalnız yemekler çok kötü. Kabak ve patates püresi falan. Neyse Allah'a gücüne gitmesin diye beni de kutlamıyorum. Aynen. Neyse çok iyisin. Çok şükür. Çok iyiyim iyisin. Arkadaşlarım. Hiç korktum. Korkmadım da zaten. Endişelendiğim hiçbir şey olmadı. Selam herkese. Üçüncü günden ikinci gün çekemedik. Çünkü dün gerçekten hayatımın en zor günlerinden birini yaşadım. Yüzüm çok şişti arkadaşlar. Gözüm falan kapandı. Zaten ikinci günde böyle bir şişme atağın olması bekleniyordu ama çok şişince bir de hiç uyumamıştım 36 saattir. Narkozun etkisi bad trip derken ağlama atakları yaşadım. Biraz zorluydu ama akşam sarı kantaro çayımı içtim. Biraz rahatlattı. 3-4 saat uyudum. Sabah kendime geldim. Biraz şişim indi. Bu taraf hala şiş. Sincap surat deniliyor buna. Galiba bir iki aya yüz oturuyor ama birinci haftanın sonunda bu alçılar ve tamponlar çıkınca daha rahat edeceğim. Yani biraz zorlandım dün ikinci gün, yalanım yok, ama üçüncü günden sonrası daha rahat diyorlar. Zaten mesaj atıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz, tavsiyeler veriyorsunuz. Teşekkür ederim, o kadar iyi geliyor ki anlatamam. Bu arada Melis şimdi evine gitti birkaç eşya almaya. Buradan o yokken ona çok teşekkür ederim. Gerçekten bana bebek gibi bakıyor. Yani ödem atayım diye neler neler hazırlıyor onu. Tamam. İyi ki varsın canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Sen bana ne getirdin? Dere dere. O ne? Yeşillik suyu bebişim. Ödem atmak için. Bu sana da sıfır inanmıyorum. Bu da yardımcı. Arkadaşlar bu kız bir melek. Ameliyata girerken yanınızda böyle bir insanla gidin. Benim ödemimi bir günde indirdi. Seni seviyorum. Selam herkese. Dördüncü günden merhaba arkadaşlarım. Bugün kendimi hiç ameliyat olmamış gibi hissediyorum. Çok enteresan. Şişliğim hala var gördüğünüz üzere. Acayip mi? Yanaklara indi. Buradaki böyle gözlerimdeki şişlikler gitti tamamen. Doktor kontrolüne gittik sabah 10 gibi. Gürkan hocam dedi ki çok iyi ilmiş şişliğin. Normalde bende şişlik beklemiyorlarmış. Çünkü çok böyle fit bir insan olduğum için şişmez bu kız demişler ama içimin hassaslığı unutulmuş. Balon gibi şiştim deyince şaşırdılar. Ama olsun, kazasız belasız en azından morluk ve ağrı olmadan atlatıyorum süreci. Bugün iyi ki demeye başladım artık. İyi ki ameliyat olmuşum çünkü size yemin ediyorum şu burnumun içinde şu an pipet gibi şeritler var. Onlardan bile aldığım nefes ameliyat öncesinde aldığım nefesten daha fazla. Ben hiç nefes almıyormuşum, onu fark ettim. Şu an mesela burnumla dudağımın arasındaki mesafe çok gözüküyor ya, buna aldanmayın. Çünkü altı çıkınca inecek, çok doğal bir, yani kendi burnumun şeklinde olacak zaten. Umarım sorun olmazsa. Yani güzel geçiyor süreç. Artık böyle ödem attırıcılar vesaireler, detoks suları çok tükettiğim için hem çok sağlıklı hem çok enerjik hissediyorum. Hem de şişliklerim yavaş yavaş iniyor. Şu yanak bölümünden de gidecek. Benim biliyorsunuz doğuştan jawline'ım vardı. Şu an biraz kuşum aydınlı, sincap arası bir şeyim böyle gelen giden yanağımdan makas alıyor. Bu ödem yavaş yavaş vücudumdan inecek. Önümüzdeki pazartesi tamponlar çıkacak. Bir haftada bandajla duracağım galiba. Bugün doktor kontrolünden sonra bir de yürüyüş yaptık bir saat falan. Hiç hissetmedim kendimi ameliyat olmuş gibi. Sadece dediğim gibi ikinci gün şişiyorsunuz arkadaşlar. Ya mor arıyorsunuz ya şişiyorsunuz. Herkesin bünyesine göre reaksiyonu oluyor. Benim acı eşiğim, biraz uykusuzluğa dayanma eşiğim çok düşük olduğu için ikinci gün sert oldu. Ama üçüncü günden itibaren
hayat normale dönüyor. Normal günlük aktivitelerinizi yapıyorsunuz. Her saat başı fıs fıs sıkıp buz koymak ilk iki gün sizi uyutmadığı için sinir sisteminizi bozabilir. Ama iki gün dayanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben bile dayandıysam. Sadece estetik yapmak isteyenler ya da sağlık sorunuyla yapmak isteyenlere de bu video umarım iyi bir yol gösterici olur. Yarın görüşmek üzere. 5. gün. Hazır mıyız? Tadam! Nasılım? Arkadaşlar inanılmaz enerjik uyandım. Bayramın 1. günü bugün. Yani sabah bir uyandım. 8 saate yakın uyumuşum. Arada uykuda uyanıp fıs fıslarımı sıktım tabii ama o kadar dinç ve enerjik uyandım ki büyük ihtimal sizin güzel enerjiniz sayesinde, Melis kuşum da tabii bana aşırı iyi baktığı için de olabilir ama bu kadar hızlı iyileşmeyi beklemiyordum. Yüzümün büyük bölümde görüyorsunuz şişliği gitti, hala bir sincaplık var ama. Ya bugün çok mutluyum. İyi ki olmuşum dediğim en yoğun gün. Bundan sonra da her gün iyi ki olmuşum diyeceğim. Çünkü nefes alıyorum arkadaşlar. Ben bunu yaşamayalı galiba bir 15 yıl olmuştu. Yani benim zaten biliyorsunuz en başında da söyledim. Burnum zaten güzel bir burundu. Belki sadece estetik olsa bu kadar hızlı karar vermezdim ama nefes alabilmek apayrı bir duyguymuş. Bugün iyi ki ameliyat olmuşum dedim. Umarım şekli de çok yüzüme yakışan bir şekil olur ve ömür boyu iyi ki derim ki eminim olacaktır. Zaten ne kadar kötü olabilir. Neyse ben size gün gün anlatmaya devam edeceğim. 5. günümüz de böyleydi. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Bye bye. 6. gün. Arkadaşlarım 6. günden herkese merhaba. Akşam 8 saatlik deliksiz bir uykuyu uyuduğum için çok enerjik uyandım yine. Hiç ağrım, mor armağım yok. Sadece böyle ses tonum zurnayı yutmuş gibiyim. Biraz mi 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 konuşuyorum çünkü burnumun içinde dediğim gibi pipet şeritler var. Ve o şeritlerin içini temiz tuttuğunuz sürece nefes almanız devam ediyor. O yüzden saat başı bu spreyleri kullanmak, buz koymak bu yüzden çok önemliydi. Çünkü o tıkanırsa bu sefer burnunuz tıkalı oluyor. Bazı doktorlar da bunu silikon tıpalarla kullanıyor. Bence aşırı zor bir şey bir hafta boyunca burnunuzda silikon bir tıpanın olması. Ben çok rahat gündelik hayatıma devam edebiliyorum. Sadece biraz böyle mik mik konuşuyorum. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Dün zaten duş aldım. Vücudumu ayrı, kafamı ayrı yıkadı. Melis sağ olsun yıkadı ve o bile gerçekten insanın psikolojisine inanılmaz iyi geliyor. Bu ameliyatı olmayı düşünen arkadaşlarıma özellikle de nemlendirici, dudak nemlendiricisini de ihmal etmemesini öneriyorum. Çünkü ilk günden itibaren inanılmaz bir şekilde dudaklarınız kurumaya başlıyor. Çoğu doktor bunu söylemezse bile aklınızda olsun. 7. gün yani 1. haftamızda görüşmek üzere. Herkese merhaba. 7. günde refakatçımı biraz turlatayım, temiz hava aldırayım dedim. Eczaneye gidiyoruz arkadaşlar. Sokaklar bomboş diye bekliyorduk ama kapama gibi değil. Her gün aynı şeyi söylemek istemiyorum. Şişliklerim gayet indi. Ödemler gitti. Tam olarak normale dönmek üzere. Şuralar kaldı. Çok az. Hafif. Onlar yarın pazar. Pazar günü demiş. Alamayacağız. Pazartesi. Bunlar bye bye. Bilemiyorum şu kanatlarımı alçı tutuyor ya. Arkadaşlar aşırı büyük mimikler yapmayın. Alçı patlayacak zannettim. Gülme krizine girdim. Çok felaydı. Ama keyifler çok yerinde. 8. günde görüşmek üzere. Bye bye. 8. günün sabahından merhaba canım arkadaşlarım, zurna sesimle devam ediyorum hayatıma. Şu hortumlar çıktıktan sonra normal sesime döneceğim inşallah, unuttum valla. Nasıl gözüküyorum? Bence bir şuralarda böyle hafif bir %10'luk şişlik kaldı gibi, çok şükür. Bugün kendi duşumu kendim aldım, kimsenin yardımı olmadan bir gün geçiriyorum. Böyle geriye doğru kafanızı atıp yıkayabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Çok pratik bir yöntem. Böyle vücudu ayrı, kafayı ayrı yıkamaya gerek olmayabilir. Yarın öğlen 1.30'da alçılarım çıkacak. Yani beni böyle son görüşünüz. Yarın artık yeni hayatımın ilk günü başlıyor. Çünkü nefes alabileceğim. Düşünün bu kadar az nefes alıyorken bile bu kadar sevdiniz beni, zeki gördünüz. Bize normal oksijen aldım da var ya, bilim insanı olurum herhalde. Biraz makyaj yaptım moral vermek için. Kendime hafif farlar sürdüm. Gerçekten insanın hemen enerjisinde, havasında değişiyor. En sonunda zaten videonun size dikkat etmeniz gerekenleri kısa bir özetle yapacağım. Ve daha sonra da isterseniz eğer hem hocayla hem de kendi bireysel soru cevap videosu da çekebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Bye bye. 8. gün ve son alçılı günüm. Artık gerçekten sesimden çok rahatsız oldum. Biraz da
Nefes almak gitgide zorlaştı. Çünkü ne kadar hijyenik bakarsanız da bakın, kesintisiz geceleri 7-8 saat uyuduğum için spreyi sıkmıyorum ve içinde pıhtı kuruluğu oluyor. Artık şunlardan kurtulup rahatça nefes alıp bir de son halini görmek istiyorum. Gerçi son hali olmayacak arkadaşlarım. Çünkü bir burnun insan yüzüne oturması tam anlamıyla bir yıl buluyormuş. Ama birinci aydan, ikinci aydan itibaren zaten burnun şekli yavaş yavaş oturacak. O yüzden ilk alçı çıktığındaki hali değil yani sizin göreceğiniz ömür boyu olacak hali. O yüzden panik yapmayı, çirkin olmuş falan demeyin. Ki ben bu görüntüme alıştım, biraz böyle domuz gibi kalkık burnum ama inecek ve benim doğal burnumun daha böyle slim fit hali olacak diye umuyorum. Başladığım balkonumda alçılı son günümün özetini çekmek istedim. Birazdan gideceğiz ve Gürkan Hoca bu alçıları benden alacak. Şeye inanamıyorum yani, 10-15 yıldır aklımda olan bir şeyi uyguladım. Bir hafta geçti, ikinci günün şişlikleri, o yaşadığım şoklar, sonrasındaki heyecan, hızlı iyileşme süreci. Ben mi yaşadım ya bunları oldu? Bir yine hayatıma yabancılaştım ama gerçekten de verdiğim kararda hiçbir zaman pişman olmadım. İkinci gün belki biraz pişman oldum ama o da bir gün bile sürmedi. Hemen şişlikler inince de nefes alacağımı bildiğim için de çok doğru bir karar vermişim dedim. Hazırsanız alça almaya gidelim. Arkadaşlar, yanımda kim var? Büyük gün. Büyük gün bugünü. Bir haftadır bekliyoruz. Nattemizi içeri kutluyoruz. Hiç yeriz. Ay da çarpmadı. Ay nasıl bir haftaydı ya? Yok gibi ya. Ben bir şey söyleyeyim, böyle bir şey nasıl, hani bu hafta geçti mi geçmedi mi hatırlayamıyorum. Evet. Olmasa ben olmazdım. Beni seven herkes, Melis'e bir teşekkür ederim. Gerçekten beni çok zor günlerde toparladı. İyi ki varsın. Utanıyorum. Sen de iyi ki varsın. Neyse, şu çıkınca daha güzel bir konuşma yapacağım. Evet, evet. Şimdi alçaya giriyoruz. Hazır mısınız? Ay ben çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım ama ben de aşırı heyecanlıyım. Ay yani. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ay Allah'ım, nefes almak ya. Nefes. Açıyor muyuz? Şimdi açıyoruz. Hazır mıyız? Ay bizim kalbim küt göz, işim patlıyor. Ve büyük al. Hiç korkma. Bantlarını şimdi üstünü keseceğim. Ve çok kolayca alacağız. Allah. Ay ay ay. Ay. Ay demeyin. Demeyin. Ay. Hocam. Şiş. Anladım, çok güzel. Merak etme. Bakayım. Bakıyorum. Masa başına benzemiş. Bir dakika, bu böyle inecek daha değil mi? Önü gelir aşağıya diye umut ediyorum. Ay güzel olmuş. İnanılmaz. Çok şiş ama. Ama bu inecek. Tabii tabii. Yandan var ya, efsane duruyor. Şimdi o dermiş. Dudaklarınla burnun arasındaki mesafem düzelecek mi? Tabii ki sen çok, oraya bir şey yapmadık. Nasıl bir şey? Çok şiştin. Yani şiş, buradaki fındıkların olduğu gibi burnun da şiş. Öyle mi? Evet. O yüzden daha gerçek burnuna çok yol var. Şurası çok şiş, burada şiş. Çok güzelmiş. Üstü kötü de yani şişlikten kötü oldu. Şöyle bir gözümde canlandırıyor. Ay teşekkür ederim. Süper oldu. İçin çok daha doğrusu. Ne zaman da iner bu? İki aya mı? Bence o kadar sürmez. Bir ay sonra insanların çoğu senin ameliyat olduğunu düşünmeyecekler. Ama sen tabii ki ödemleri yavaş yavaş geçtiğini fark edeceksin. Gerçek iyileşmemiz 6. ay. Ama senin cildin çok kalın olmadığı için sen çok hastadan daha hızlı bir şekilde nihai sonuca ulaşacağız. Şimdi bak, şuralar hala çok şiş mesela. Senin şurası bayağı şiş. Benim eski sordum o kadar değil. Melis bak, yaklaş istersen sana göstereyim. Bak şimdi bu elevatörün alt kısmındaki, görüyor musun nasıl? Aaa! Boşlukları. Aaa! Hocam şu... Görüyor musun ne kadar şiş? Evet. İnecek. Ben bunun inmiş halini şu an gözüme canlandırıyorum. Alttan bakınca inmiş gibi. Aa, bu çekmiyor inşallah şu an. Gözüm ki. Bebeğine kadar zorladı. Kapat. Nasılım? Orada çok detaylı çekemedim. Burada böyle sağına soluna bakalım diye. Arkadaşlarım bir nefes alıyorum. İnşallah hep böyle devam eder. Gerçekten Allah isteyen sağlık olarak, estetik olarak, ne olarak fark etmez. İsteyen herkese nasip etsin.
Bir haftada bitti gitti. Şimdi hala çok şişliğim, ödemim var. Haftaya pazartesi de bu bandajlar çıkacak ve ondan sonra şişliklerim de ay ay azalacak. Haftaya en son halini, bandajsız halini de çektikten sonra bloğu sonlandıracağım. Ama sonrasında da bir ay geçtikten sonra ya Gürkan Hoca ile ya da ben de özel olarak soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Stay tuned. Ve 17. gün. Kim ameliyat oldu ya? Ben birini göremiyorum. Değişen var mı bildiğiniz? Ay arkadaşlarım, şu şiş halimle bile aynı benim. Benim burnum bayağı şiş miymiş neymiş? Şimdi bu videonun artık kapanma vakti geldi. Başladığımız yerde bitirelim dedim. Bana bu yolculukta eşlik ettiğiniz bu güzel günlerime, anılarıma, yine kuşlarla yarışıyorum, dahil olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bayağıdır video çekemedim. Sizlerle çok az görüştüğüm için sizi aşırı özledim ama artık sağlamım ve beni öldürmeyen güçlendirir küllerinden doğup geliyorum karşınıza. Hazırsanız bir sonraki videolarımda artık sık sık görüşeceğiz sizinle. Bu arada arkadaşlarım, hala burnumun şişliği çok fazla. Yaklaşık 2 aya hatta 6 aya kadar inmeye devam edecekmiş. Bir yılda da herhalde yüzüme oturacak hale gelecek. Ben de merakla bekliyorum açıkçası süreç nasıl işleyecek. Birlikte şahit olacağız hep birlikte. Bu serüvenime özellikle burun estetiği ya da deviasyon düşünen ya da ikisini bir arada düşünen tüm insanlara biraz yardımcı olabilmek, sürecin nasıl işlediğini gösterebilmek için çektim. Benim her şeyden önce nefes problemim vardı. Evet, çoğu estetik yaptıran insanlar da deviasyon diyor, yalan dolan diyor ama benim estetikle ilgili hiçbir kaygım yok. Çünkü insanın aynada kendine baktığında mutlu hissedeceği şey neyse ona dönüşmeli bence. Burnuma da biraz takmıştım. Neden takmıştım? Çünkü günde 7-8 saat montaj yapıp sürekli kendimi izliyordum ve artık bir yerden sonra sürekli kendinize baktığınız için kusurlarınızı görmeye başlıyorsunuz. Belki de YouTube'a girmeseydim bu ameliyatı biraz daha geciktirecektim ki kemik eğriliğinden dolayı maksimum 2 yıl içinde olmam gerektiğini de söyledim dedi doktorlar. Yani kimseye bir yalan borcum yok. İleride de estetik operasyonları geçirebilirim. Estetiğe asla karşı değilim. Dozajında ve gerçekten doğal olan her şeyin fanıyım. Şu an biraz böyle tam ifadem oturmak üzere. Üst dudağımın kasları çok çalışmadığı için öpücük atarken çok zorlanıyorum. Tembellik olmuş artık. Yavaş yavaş her şey normale dönecek. Her şeyden önemlisi çok sağlıklı hissediyorum ve güzel nefes almaya başladım. Bir iki ay sonra içindeki pıhtılar da tam anlamıyla iyileşince aşırı iyi nefes alacağımı söyledi doktorum. Şekli de güzel olacak. Gördüğünüz gibi ifadem değişmedi. Ben öyle Kim Kardashian burnu vesaire zaten yaptıramazdım. Herkesin yüzüne giden ideal bir burnu olduğunu düşünüyorum. Ve benim şansıma benim doktorum gerçekten çok doğallıktan yana, dokuya minimum zarar veren, çok böyle titiz çalışan ve gerçekten de işinin ehli, dünya literatürüne bile bir şeyler kazandırmış bir insan olduğu için gözüm kapalı girdim. Her doktorun ameliyat şekli nasıl farklıysa her hastanın da bu ameliyata verdiği tepki farklı oluyor. Benden mesela şişmem beklenmiyordu ama ince derim olduğu için şiştim. Ağrım, morarmam asla olmadı. Bazı arkadaşlarım da gözlerinin altında morluk oluyor, az şişiyor. Bu tamamen sizin fizyolojinizle ve doktorun tekniğiyle, taktiğiyle alakalı bir şey. Benim doktorumun işleyişi buydu zaten. Ağrı ve morarmanın kesin olmayacağını söylemişti. Yoksa zaten cesaret edemezdim herhalde. Ama şiştim arkadaşlar. İkinci gün çok zor geçti. Üçüncü günden itibaren de iyi ki olmuşum demeye başlıyorum. Ve her gün aynaya baktıkça büyük ihtimal bir ilkiyi daha savuracağım gökyüzüne. Bu videoyu burada artık çok uzatmadan kapatmak istiyorum. Bundan sonraki videolarımda soru cevap videosu yapacağım. Bir ay sonra biraz daha burnum otursun. Hem sizden de soruları toparlayayım. Hatta doktorumla da bir soru cevap videosu yapabilirim. Daha teknik detayları soruyorsanız. Ve daha sonraki süreçlerde de istediğiniz alanlarda varsa belirtin lütfen yorumlara. İşinin ehli insanlarını bulup, avukat olabilir, estetisyen olabilir, başka bir şey olabilir. Sizden gelen soruları sorup cevaplandırmak istiyorum. Dizilere tabii ki devam edeceğiz. Günlük hayattan başka videolarda devam edeceğiz ama böyle bir köşede oluşturmak istiyorum. Varsa güzel fikirleriniz ya da tavsiyeleriniz aşağı yoruma bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim benim canım, güzeller güzeli arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Güzel enerjiniz sayesinde 2 hafta bile değil 5. gün ayağa kalktım. Sizlerin enerjilerini gerçekten yok saymam mümkün değil. İyi ki varsınız. Hep olun. Sizi aşırı çok seviyorum ve bundan sonra da sık sık görüşmeye devam edelim lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Zor öpüyorum. Bye bye.